de kuba. Bana değil başkasına değsin artık dudakları. Konuşma iki lafın üstü yalan inanamam. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok enerjiyim, çok iyi hissediyorum kendimi. Biraz modum düşüktü bu aralar ama toparladım ve geldim. Şimdi duşa gireceğim. Duştan önce bir kil maskesi yapmak istedim. Böyle bazen bazı akşamlar çok üşengeç oluyorum ama bazı akşamlar böyle tamamen kendimi kapatıp müzik açıp ki şu an Zeynep Bastık dinliyorum. Böyle kendimi müziğe verip bakım yapmayı seviyorum. Bütün işlerimi hallettim. İşte bugünkü videoyu editledim, diğer işlerimi hallettim. Yarın 3'e kadar boşum. Yarın 3'te direksiyon dersim var ama 3'e kadar boşum. Böyle kendimi ayırmak istedim. Bu akşam böyle güzel bir bakım yapayım, kitap okuyayım, mumlarımı yakayım istedim. Öyle bir akşam. Şimdi kil maskesi yapacağız. Şöyle Kleder maskesinin bir maskesi vardı. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Bu BİM'e geliyor. Uyguna geliyor yani. Yine damlayacaktı ama son anda kurtardık arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuzdur halıma döküldüğü günü. Öyle, şimdi ben bu bakım sırasında şu an böyle biraz müzik dinleyerek bu bakımı gerçekleştirmek istiyorum. Basıyorum, arada geliyorum. Derdine bayılıyorum. Sana bayılıyorum. Sana bayılıyorum. Bana boş yapma. Boş yapanlara gelsin arkadaşlar bu şarkı. Yazıp 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 sileceğim. Şimdi maskemi sürdüm. Bu biraz kuruyacak. Bir 15 dakika falan bir kuruyacak. Sonra duşa gireceğim. Direkt burada yıkamak istemiyorum. Lavabonu kirletmek istemiyorum. Zaten biraz kirlendi. Bu silikon fırçamı da yıkıyorum. Böyle fırçayla sürmek çok rahat oluyor. Sadece bunu maskeler için kullanıyorum. Siz de böyle bir tane mutlaka edinin. Direkt yıkıyorum. Şimdi bu biraz bekleyecek. Ondan sonra tekrardan aynı yerde görüşürüz. Ben duşa girip çıkmış olacağım. Görüşürüz. Maskem bayağı bir kurudu. Artık duşa giriyorum. Şöyle yüzümü de göstereyim. Bakın bayağı alnım yanağım falan çatlıyor. Çok kaşınıyor. Aşırı hemen duşa girip geliyorum. Sıralım ışığımızı. Böyle daha iyi sanırım. Duştan çıktım. Güzelce maskeyi uyguladım. Yani uygulamıştım zaten duştan önce. Yıkadım. Bir de saçıma bir maske uyguladım. Yumuşacık şu an saçlarım. Bu size göstermiştim. Keratin maskesi. Onu uyguladım. Şimdi duş sonrası bu glisin saç spreyinden sıkıp single teaser'ımla böyle hemen bakın zaten rahatça açılıyor. Nemi gitsin. Ondan sonra güzelce kuruturum. Orada biz de diğer bakımlarımıza devam ederiz. Şimdi nemlendiriciye geçmeden önce, yüzümü nemlendirmeden önce bir dişlerimi fırçalamak istiyorum. Aslında bu arada diş fırçalamasını ilk yapmamız gerekiyor. Hani önce mesela cildimizi temizliyoruz, işte bakım yapıyoruz. Ondan sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Aslında bu yanlışmış. İzlediğim bir YouTube kanalı var, Ecem. Onda duymuştum, onda görmüştüm. Hani çalkalıyoruz, diş macunu akabiliyor vesaire. Fırçaladım, geldim. Ağzımın içi ferahlıyor, bayılıyorum bu hisse. Şimdi hemen bir serum süreceğim. Şu serumu kullanacağım. Bunu söylemiştim, daha çok akşamları kullanıyorum yani geceleri. Öğlen falan kullanacaksam bile mutlaka güneş kremi sürüyorum. Bu C vitaminli bir serum. Şöyle bir pompa alıyorum. Şöyle sürüyorum. Böyle güzelce sürüyorum. Güzelce emilmesini bekliyorum. Ondan sonra nemlendiriciyi süreceğim.
Bu arada benim daha hiç açmadığım şöyle minik Medivel markasının dudak balmları vardı, iki adet. Biri böyle işte çilekli, biri farklı. Bunları çeyiz zamanı almıştım. Kullanmadım daha. Şimdi açıyorum. Bime gelmişti. Bimden almıştım. Böyle ufak, çok tatlı. Onu süreceğim dudaklarıma. Güzelce bir nemlendirelim. Ay çok güzel kokuyor. Bir de çilek kokuyor. Şöyle alıyorum. Bakın. Hemen bir parlaklık kattı. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Beğendim. Çok güzel. Tam böyle çantaya atmalık. Özellikle kışın dudaklarım çok kuruyor benim. Soğuktan dolayı ellerim vesaire de öyle. Böyle şeyler kullanmak güzel oluyor. Böyle hem çatlamasını engelliyor dudaklarınızın. Hem de hoş bir görünüm sağlıyor. Diğeri de şöyle ufak tutti frutti yazıyor üstünde. Çok güzel ama beğendim. Güzel nem veriyor. Çilekli olan özellikle kokusuna bayıldım. Şimdi cildim serumu emdi. Nemlendirme adımına geçiyorum. La Roche-Posay'ı kullanıyorum. Şöyle alıyorum elime biraz. Zaten serum da kullandığım için çok aşırı değil. Biraz alıp güzelce şöyle. Bu elimle yayıyorum çünkü bununla şimdi dudak kremi sürdüm. Cildime dokunmayayım şöyle. Yukarı doğru. Bu arada ben bir göz kremi almak istiyorum. Gözaltı bakım kremi. Bir öneriniz varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle güzel, memnun kaldığınız. Eğer böyle beğendiğiniz, kullandığınız, sevdiğiniz bir gözaltı bakım kremi olursa yorumlarda benimle paylaşın. Ben de çünkü şu ara bir arayıştayım. Şimdi cildim de güzelce nemlendirdim. Saçlarımı kurutacağım. Ondan sonra böyle bir oje süreyim diyorum. Hafif böyle rakı beyazı gibi. Sonra el kremimi sürerim. Yumuşacık yumuşacık olur. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Rakı beyazı falan süreceğim diyordum ya da beyaz ama bayağı radikal bir karar alarak böyle bir lila rengi sürmeye karar verdim. Farklılık olsun dedim. Sonra da şöyle bir kremim var. İşte el için vücut için kullandım. Onu süreceğim. Ellerime şimdi ojemi sürüyorum. Böyle farklı bir renk olsun dedim. Bunu da birlikte almıştık hatırlıyorum. Gratis'ten. Ben onu çok masada falan sürmeye gerek duymuyorum. Direkt böyle sürebiliyorum yani. Çok sıkıntı olmuyor benim için. Patatesi mesela soyacakla soyabiliyorum. Bıçakla soyamıyorum. Ya da böyle patatesi falan böyle elimde falan çok rahat kesemiyorum. Tahtada kesiyorum ama ojeyi her şekilde sürüyorum arkadaşlar. Sizin de oluyor mu böyle bir ağzınız garip oluyor bir şey yaparken böyle dilini ısıran var. Ben mesela evde daha mı ısırıyorum? Ve çok gülüyorlar benim o hareketime. Gökhanlar. Sürdüm. Tek kat rengini verdi. Şöyle tırnaklarım kısa arkadaşlar şu anda. Güzel oldu ama renk. Aslında tırnaklarımı yaptıracaktım ama çok kırılıyor. Yine kırıldı bir tanesi. Ben de biri kırılınca hepsini kısalttım. Şu an tekrar bekliyorum. Aslında protez tırnak falan yaptırsam mı diye düşündüm ama hiç kullanmadım. Yani tırnaklarım normal hep kalıcı olarak yaptırdığım için hiç protez kullanmadım. Kullananlar varsa hatta yorumlarda bana yazarsa çok sevinirim. Şimdi şu kremden böyle sıkıyorum. Şöyle direkt. Kolumu biraz televizyona bakacağım. Şuralar özellikle çok kuruyor kışları. Tamamdır. Ben artık yatıyorum. Kamerayı kapattıktan sonra oturdum. Bir diziye takıldım. Kaderimin Oyunu diye Star'da. Öykü Karayel falan oynuyor. Severim yani Öykü Karayel'in oyunculuğunda bu arada. Öyle bir takıldım. Değişik yani baya böyle bir olaylı başladı. Ona takıldım derken uyuyamadım ama artık uyuyorum. Çok uykum geldi. Saat 1 neredeyse. Yarın devam edeceğim böyle. Böyle
vaktimin olduğu, aceleye gelmeyen güzel dolu dolu bir blok oldu. Akşamdan başladım, sabah falan hep birlikte olacağız. Görüşürüz yarın, iyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir günden uyandım bugün. Biraz telefonumla takıldım yatakta. Uyku sersemliğimi attım. Bugün aslında direksiyon dersim vardı ama iptal oldu bu. Aslında iyi oldu. Bayağıdır böyle evde rahat rahat bir vakit geçiremiyordum sizlerle. Rahat rahat videolar çekemiyordum. Bugün bol bol içerik çıkar bize. Bütün gün birlikteyiz. Uyandım ve şu üzerimdeki takıma bakın arkadaşlar. Bu takım harika bir şey. Şöyle bir sabahlığı var. İçi de şöyle iki parça şortlu ve üstü var. Şöyle dantenli bir üstü var. Altı da normal böyle şortlu, çok güzel. Çok rahat yani, bakmak isterseniz bu çeyiz sürecindeyseniz vesaire öneririm. Asuman annem almıştı bana bunu Bohça'da. Markası Relax Mod. Çanakkale'de var, İzmir'de var, İstanbul'da falan da var o mağaza. Bakabilirsiniz, internet siteleri de var. Ya çok güzel, ben çok beğeniyorum. Gerçekten hani evin içinde böyle giymek, böyle hani kendinize özen vermek aslında çok daha iyi hissettiriyor kendinize. O yüzden böyle şeyler gerçekten seviyorum yani, ev giyimi, gecelik pijama vesaire. O yüzden sizle de paylaşmak istedim. Soruyorsunuz çünkü bazen. Bugün de rahat rahat evdeyken. Bu arada şöyle şu dantelli şeyin içinde de benim braletim var arkadaşlar. Ben böyle bralet giymeyi de seviyorum. Şöyle dantelli çapraz bir bralet, böyle bir takım gibi oluyor yani, şuradan hafif bralet gözüküyor falan, seviyorum böyle. Onu nereden almıştım onu hatırlamıyorum, onu ben almıştım ama nereden aldım hatırlamıyorum. Penta olabilir, büyük ihtimal öyledir. Şimdi geçelim içeriye. Hop, başka bir yerdeyim. Arkadaşlar hemen evden çıkmam gerekti. Biraz hızlı gelişti olaylar. Asuman annemlere geldik. Yemek yiyeceğiz burada akşam. Ceren var. Gökhan'ın kuzeni biliyorsunuz. O gidiyor yarın. Onunla hani akşam vakit geçirelim dedik. O yüzden ben buraya geldim. Gökhan da annem beni almaya gelince o ara çekemedim. Bilgisayarımı falan aldım. Burada çalışıyorum. Hem yapmam gereken işlerim var. Birkaç afiş falan tasarımı yapıyorum. Hem de böyle açtım bilgisayarı önümde. Videoyu bitirip size yükleyeceğim böyle. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.